RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 9 Aralık Cumartesi. Hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli Stadyum yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Ereğli'de yaşanılan kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ümit Demir'in kullandığı 42YD974 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı bilinmeyen 42V6223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Ümit Demir ile diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Değil mi? Yok abi. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgen, RT ekranlarında konuk olduğu günün içinden özel programında taş evlere değindi. Efendim, birkaç tane izleyicimiz bu taş evler bölgesini sormuşlar. Hatta dikkat ettiyseniz başkanım, ne zaman programa çıksanız hep bu bölge soruluyor. Var mı bir gelişme? Hatta birkaç ay önce vekil belediye ziyarete gitmiştiniz. Taş evler 2018 yılında başlıyor restorasyon. Kesin yani değil yani mi efendim? Kesin, çok onda da zorlandık. Çok sıkıntılar çekiyoruz. Yani belli kademelerden. Yani diyeceksiniz ki iktidarsınız, belediyesiniz, hükümetsiniz, büyükşehirsiniz. Ne sıkıntısı çekiyorsun kardeşim? Ama çekiyoruz. Yani orası sit alanı. Oranın elektrik projesi o Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geçiyor. Statik projesi oradan geçiyor. Röleve projesi oradan geçiyor. Uzun bir süreç ama şükürler olsun 2018 yılında ihale programını alındı. Başlıyor yani 2018 Kesinlikle. Yılında. Orası da Ereğli'nin merkez noktalarından, güzel çalışmalarından bir bölge olacak. Evet. Efendim, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğünüz ortak çalışmalar var. Onlardan bir tanesi Kervansaray'ın hala devam eden restorasyon çalışması. Bir de burası ne olarak kullanılacak bittikten sonra? Şimdi mesela bu Tarihi Rüstem Kervanpaşa Sarayımız aslında bölgede büyüklük anlamında ve iç mekansal anlamda en büyük kervansaraylardan birisi. Evet. Tabii biz bu değerimize, bu ata mirasına sahip çıkamamışız. Yani hı hı. Yakın zamana kadar orada ucuzluk pazarı altı altında 1 liraya işte leğenin satıldığı, fırçanın satıldığı bir yerdi. Çok da hor kullanılmıştı. Oranın mülkiyeti ya da hakkı ya da sahibi diyelim açıkçası Vakıflar Genel Müdürlüğü. Evet. Şimdi az önce söylediğim gibi işte hani taş evlerdeki prosedürü aşmada sıkıntı çekiyoruz ya. Her kurumun da kendine göre bir işleyişi var. Burayı biz Vakıflar Genel Müdürlüğü ile restore edelim diye düşündük. İşte yatırım programının alınması, ödenek durumu, işte bu anlamdaki öncelik vesaire konusunda hep soru işaretleri olunca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e durumu arz ettik. İncelendi. Büyükşehir dedi ki bu işi biz üstlenelim. Şimdi işin garip tarafı biz orada bugünkü parasal değeriyle Büyükşehir tarafından 7 milyon liralık bir restorasyon bedeli var. Bu belki ek arttırımlarla 8-8,5 milyon lirayı da bulacak. Şimdi siz Büyükşehir'de Ereğli Belediyesi olarak özellikle Büyükşehir anlamında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir yeri restore edeceksiniz ve aylık 10 milyar lira da oraya kira edeceksiniz. Cumhurbaşkanımız diyor ya bürokratik oligarşi diyor. Türkiye'nin sıkıntısı. Bakın hemşerilerimiz de duysun. 7 milyon liralık Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden oraya restorasyon yapıyor. Bir de aylık kira ödüyor. Bir de aylık kira ödüyor. O da daha fazlaydı. 20 küsur liraydı da devreye girdik 10 milyara düşüyor. Restorasyon çalışması bittikten sonra kira olacak mı yine aylık ödeme? Devam edecek tabii. Yani şu anda restorasyon çalışması. Yani bize teslim edildiği tarihten itibaren şu anda biz orada hem Büyükşehir ve biz para harcıyoruz. Restorasyon yapılıyor. Bir taraftan da aylık 10-12 binlerde kira yatırılıyor. Yani
Bunlar bilinsin diye söylüyorum. Hepsini büyükşehir yapıyor bunu. Evet. Orası bittikten sonra bizim kültürümüzü, tarihimizi yaşatacak otantik bir vatandaşların gelip buluşabileceği, oturup çayını, kahvesini içebileceği, yöresel yemeklerin yönebileceği, aynı zamanda çeşitli sanatsal faaliyetlerin, sergi gibi, evet, efendime söyleyeyim, etkinliklerin yapılabileceği bir sosyal tesis olarak orayı kullanmayı düşünüyoruz. Şu andaki planımız öyle. Niğde'nin Boru ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve engelli kızı hayatını kaybetti. Niğde'nin Boru ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen adam ve engelli kızı hayatını kaybetti. Baba kızın cansız bedenleri kendilerinden haber alamayınca eve giren komşuları tarafından bulundu. Durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla olay yerine gelen ekipler adam ve kızının öldüğünü belirledi. Olayın yaşandığı odada bulunan sobanın dirsek bölümündeki borunun yerinden çıktığı, zehirlenmenin bu yüzden yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan personel ait aracın lastikleri kesildi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan personele ait aracın lastiklerini kestiler. Olay bugün hastane yolu üzerinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan askerin aracına ait 3 lastik kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Olayın failleri henüz bilinmezken askeri personeli seçmelerindeki amacın kasıtlı olup olmadığı araştırılıyor. Konu hakkında polise bilgi veren uzman çavuş şahısların bir an önce yakalanmasını istiyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 9 Afgan uyruklu zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Operasyon merkeze bağlı Hamidiye, Minarecik ve Ereğli Kapı mahallelerinde bulunan 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 9 şahsı takibe aldı. Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. 3 ayrı mahallede 6 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri evlerde bulunan 9 Afganistan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram yasaklı maddeyle 80 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Abi bunlar bizim arabayı alıyor. Konya'da yeni açılan ve açılışına özel indirimler yapan teknoloji mağazasından indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Hepsinin alacağı ürün farklı. Bilgisayar alacağız, ondan sonra telefon alacağız, laptop alacağız işte, flash bellek alacağız, ayrıca hard disk alacağız. Yani birçok şey alacağız işte. Yazıcı alacağım, hard disk alacağım, ütü alacağım. Yani alabildiğimi alacağım abi. İçeri girmek isteme amaçları ise aynı. Açılışı özel indirimli ürünlerden satın alabilmek. Teknomarket açılışındaki izdihamın adresi Konya. Kente yeni şubesini açan bir teknoloji mağazası açılışa özel indirimli ürün satışı yapacağını duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlarsa gece saatlerinden itibaren mağaza önünde beklemeye başladı. Saat 5'ten beri bekliyoruz. Mağaza önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar arasında zaman zaman tartışma da yaşandı. Vatandaşlar sıraya gir sloganları atarken yoğunluk üzerine güvenliği sağlamak için açılış alanına çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
ve mağazanın açılış saati geldiğinde ise mağaza kapılarının açılmasıyla vatandaşların içeriye akın etmesi bir oldu. Hepsi indirimli ürün almak için birbiriyle yarıştı. Haliyle izdihamda kaçınılmaz oldu. İzdihamda fenalaşan bir kadın ambulansa alınarak müdahale edildi. Mağaza içerisinde fenalaşan bir kadına ise vatandaşlar tarafından su verildi. Açılış alanında polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Gültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın skandal kararı sonrası tüm dünya büyük gerginlik yaşadı. Türkiye başta olmak üzere bütün İslam ülkelerini ayağa kaldıran karar cuma namazı çıkışı protesto edildi. Binlerce Filistinli de namaz sonrası Mescid-i Aksa girişinde toplandı ve protesto gösterileri yaptı. Hem Kudüs hem Batı Şeria'daki gösteriler sırasında büyük arbede yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçleriyle çatışmalarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 767 kişinin yaralandığını ve 743 kişinin de atılan gazlardan etkilendiğini duyurdu. İsrail askerleri protestocuları bir bir gözaltına almaya da başladı. İsrail güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ellerinde bayraklarla eyleme katılan vatandaşlar, kanımız ve canımızla Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruyacağı sloganı attı. İsrail ordusu Batı Şeria ve Gazze'de toplam 30 noktada protestolar düzenlendiğini ve gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada ise halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürme çağrısında bulunuldu. Ayrıca Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Fas, Tunus gibi birçok yerde de halk ayaklanmış durumda. Gergin geçen bir gün sonrası Mescid-i Aksa çevresinde İsrail güvenlik önlemleri aldı. Kendi kendine güvenlik önlemi alan İsrail, gece saatlerinde Gazze'ye 3 hava saldırısı düzenledi. Direniş gruplarına ait malzemelerin bulunduğu ve silah deposu olarak kullanılan askeri bölgeye yapılan saldırıda bir kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Değerli gençler, değerli kardeşlerim, İsrail bir işgal devletidir. Ve şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F-16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm. Şunu açık ve net söylüyorum. Güçlü olmak, haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür, bunu böyle bilelim. Şu anda Trump, ben yaptım oldu anlayışıyla bir yere gitmek istiyor. Dünyayı yönetmek bu kadar, kusura bakmayın, kolay değil. Güçlü olmak size bu hakkı vermez. Hele hele büyük ülkelerin liderleri, buradan sesleniyorum, dünyada çatışmakla değil, barıştırmakla görevlidir. Bunu yapması lazım. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından başlayan protesto gösterileri Türkiye'de ve dünyada birbiri ardına gelmeye devam ediyor. İstanbul'da Esenyurt'taki sivil toplum kuruluşları sabah namazının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu öncülüğünde Sultanahmet Camii önünde toplanarak Amerika'yı protesto etti. Çok sayıda vatandaşın da destek verdiği eylemde Kudüs zalimlerin değil, alnı secdeye varan Müslümanlarındır. Kudüs'e sahip çık yazılı pankartlar açıldı. Tokat Zile'de ise Amerika protestosu ilginç bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Siyonizmi ve Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanımasını nefretle protesto ediyoruz.
İlçenin muhtelif yerlerine konuşlandırılmış 360 adet hoparlör vasıtasıyla bir taraftan Amerika tarafından alınan karara karşı birliktelik çağrısı yapılırken, bir taraftan da Mahsuni Şerif'e ait Katil Amerika isimli türküyle mehter marşları yayınlanıyor. Dünyada da Trump'ın Kudüs kararı yoğun şekilde protesto ediliyor. Burası Londra. Kudüs kararına karşı yüzlerce İngiltere vatandaşı sosyal medya aracılığıyla organize olarak Amerika'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Filistin için özgürlük sloganlarının atıldığı protesto gösterilerinde yabancı uyruklu olmalarına rağmen göstericilerin ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları dikkat çekti. Karara tepki gösteren Türk vatandaşları ise Filistin'in yalnız olmadığını dile getirdi. Kudüs bizim için çok kıymetlidir ve ilk kıblemizdir. Dolayısıyla ümmetin yüreğinin aktığı, attığı yerdir. Almanya'nın başkenti Berlin'de de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Amerikan Büyükelçiliği önünde 2000'i aşkın kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Kudüs Filistin'in başkentidir, Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Uluslararası sivil toplum örgütleri ve yüzlerce Filistinlinin bir araya geldiği gösteride Trump'ın kararı kınandı. Gösterinin sonunda Filistinli vatandaşlar şarkılar söyledi. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler.
Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacıali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.